Beğendim. Bak mesela şurada bu tabela olsa. Başkanım hoş geldiniz. Merhabalar. Şöyle isterseniz. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, ustam. Evet, biraz arkadaşlar da geldi. Ustam, buyurun. Sandalye verin arkadaşlar. Örneğin Mezit sınırlarında Adnan Menderes buzlarındaki iş yerlerinde önemli iyileşme oldu. Mersin'de lokanta, gıda, yemek yeme, balık yeme gibi bir şey denildiği zaman hemen akla Mezitli bölgesi geliyor. Adnan Menderes buzları. Ama şu anda Viranşehir gelmiyor. Açıkçası böyle bir şeyimiz var. Oysa Viranşehir Adnan Menderes bulvarına çok daha iyi bir lokasyona sahip burası. Buranın da öyle olmasını istiyoruz. Veya bazı şovları artık burada olmuyor. Mesela burada bir kahve vardı. Gördüğüm kadarıyla kahvede çalışıyor. Bir kahveye göre düşünürseniz kalabalık oluyor. Tabi buradaki kiralar şimdi yükseldi doğal olarak. Bir kahvede çay parasıyla bunu kurtarmak zor herhalde. O da bir noktaya geldi, bıraktı, lokanta oldu. Gördüğünüz kadarıyla geçen de. Şurada bir tane bakkal vardı. O da bırakacağım diyor herhalde, bıraktı. Duruyor mu? Devrette mi? Arkadaş, o bakkal alan burada mı? Bir büfe olarak da normal bir büfeyle bu bölgede bana göre yıllardır bu Mersin'de daha doğrusu herkesin söylediği belediye meclislerinde de her zaman tartışılan bir konu var. Reklam tabelaları. Hep konuşuyoruz. Reklam kanunları, işte kaldırım işgalleri, çirkinlik de rastlıyoruz. Bu gelişmiş ülkeler, hiç yasal olmayan bir şey yine kolaydır. Denir de dengeleriz yani diye düşünüyorum. Yine arkadaşlar buna bakacaklar. Sanıyorum birisi söylediklerinin orada bir beton platform vardı. Evet, şimdi evet, görürüz. Çıkınca Tarzan bir beton platform var. O kayalıkların olduğu bölgede orada şey yok şu anda, kumsal yok orada. Evet, o evet. Kayalıkların olduğu yeri diyorlar mesela şu şekilde yapsak diyorlar. Kordon boyu, İzmir kordon boyu. Kayalıkların üstüne bu şekilde yapsak diyorlar. İstanbul'da yer değil de. Onlar için kaldırıyoruz. Onun için onlara çok teşekkür ediyoruz başkanım. Ve belediyemize başta olmak üzere bütün orada çalışan arkadaşlarımıza, temizlikçi arkadaşlarımıza dair hepsi anlayışlı ve gerçekten böyle güzel konuşuyorlar bize. Kaymakam gelse, emniyet müdürü gelse bunları aynen söyleyemezsiniz. Biz ben söylüyoruz söylerim. Başkanım. İşte, kesinlikle biz hepimiz söylüyoruz yani. Bizim başkanım, belediyemiz bize usulleri en güzel şekilde konuşan tek Mesli Belediyesi. Ben bunu ısrarla her yerde usullerin yorumu da geliyor, işini yapıyor ama bir polis gibi keyfi girmiyor senin dükkanına. Hani kontrol etmiyor senden, hani atıyorum sana gıcık almış. Öyle yok. Ve sadece sizden... Biz de pembe ediyoruz tabii. Sadece zabıta için değil bakın. Sadece zabıta için değil. İşte arkadaşlarımız burada. Müdürlerle başkan yardımcılarını zaman zaman toplantı yapıyoruz. Söyledim, konuşun. %100 haklı olabilirsiniz. %100 biz haklı olabilirsiniz. Ama vatandaşa kesinlikle öyle sert davranmak, hor davranmak yok yani. Böyle bir hakkımız yok bizim.
Yani haklı olsak bile şey hoş değil. Yani o yakışmıyor. Evet. Yani insanlar rahatsız oluyor ya. Yani. Ben yapmıyorum. Yani ben senin yaptığını onun yaptığını demiyorum. Ben de genelde yapanlara söylüyorum. Bunlar ayıp ya. Ben öyle, ben nefret ediyorum böyle şeyler. Ya böyle şeyler ayıp. Yakışmıyor bir şey. Yapmayın böyle şeyler. Otobar mıdır bu? Başkanım mesela bu benim, ben hangisini kesiyorum? Bana bir göster bakalım. Bu Rino, Rino. Rino'yu altısı gidecek. Tamam, ben ikisini. Öteki. Rino, Rino. Yüzeyindeki kalacak mesela. Tamam başkanım, ben şimdi kesebilirim. Bir saate kadar yol gidelim. Tamam. Boş. Bende hiç sıkıntı yok. Ben bunu çalıştırmıyorum. Orada boş mu şu an? Boş. Kiraya da veriyorum. Öyle mi? Satılırsa satacağız ama satılmıyor başkan. Burada değerler yok. Hepsi ben. Hepsini aldım. 5 sene önce 1,5 milyon dolara aldım. Şimdi 1 milyona satılırsa. O Rino da zaten sürülecek. Değişecek. Rino'dan mı sürülecek? Hayır hayır. Kalsın isterse. Yok mu var? Alan adam sökerse. Büyük işini sökerim. Başkanım şu tekneleri de kaldıran silah muhtarımıza söyleyelim. İşte hatta burayı deniz aldı, sonra da burayı tarımlar. Geçen ben demir borular duruyorum. Ama buraya kimse bağlamadı. Bir de bu var. Şimdi şurası işte asıl şey mesela, diyelim ki gerçi burada da kum birikiyor mu artık yavaş yavaş? Nerede sudan? Kum birikiyor mu ya? Geliyor sana. Zaman zaman oluyor. Başkanım, eskiden var mıydı? Dalga kıran biraz daha büyük olsa daha çok olacak. Evet. Örsek mecburdan daha çok sayılı. Şöyle örsek Arzu Hanım, şey yapıyorum. Yani şuradan diyelim ki, atıyorum. Taşlar var ya, şunun üstünün bir üstten akşam.